Zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim meremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatırım için yüce dağlar benim. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdü, Yunus'umla öfkeleri dindirdi. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Enbiyanın sözündeki muhabbet, evliyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hasmımda yok, kısmımda. Görünmezim, resmimde yok, cismimde. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir kerecik kalktı geçti. Ne sordum ne de söyledim, başladığını unuttum. Ne sordum ne de söyledim, başladığını soramadım bir çift sözü, soramadım bir çift sözü. Ay mıydı güneşli yüzü? Sandım ki zöre yıldızı, şavkı beni yaktı. Sandım ki zöre yıldızı, şavkı.
Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim, sevgili çocuklar, Tokat'ımızın şiire ve türkülere ve muhabbete gönül vermiş şiir gönüllü aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii sadece bu kadar selamlayıp geçersem May Mecra seyircisi bana kızıyor. Bu deminki resmi selamdı. Bir de bizim gayri resmi illegal selamımız var. Onu vermezsem olmaz. Selamun aleyküm erenler. Ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta onları sevenler. Hiç olmazsa laf ettirmeyenler. Eyvallah. İnsan yalan dünyada bunlardan birisi olması lazım. Ya erenlerden olacak? Bunu pek tavsiye etmem. Allah kimseyi Allah dostu etmesin. Zordur. Çileli iştir. Bilen bilir. Ama erenlere gönül vermek kıymetlidir, güzeldir. El mer'u ma men ahabbe. Hadis-i şerifte öyle diyor Efendimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar gibi olamasan da onları sev diyor. Ahirette onlarla beraber olursun. Hadi bu da olmadı. Hiç olmazsa onları sevenleri sev. Ya bunu da yapamazsan onlara laf ettirme. Birisi Yunus'a, Mevlana'ya, Hacı Bektaş'a laf edecek olursa bir dakika de sustur. Bu da güzeldir diyor. İşte bu sırla Cenab-ı Hak bizi bunlardan birisi eylesin niyazıyla başlıyoruz programa. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz şiir okuyacağız. Biraz güzel türküler söyleyeceğiz inşallah. Sevgili Recai, nasıldı ilk iki türkü? Biz ne zaman Recai ile programa gitsek ben diyorum ki ya Rabbi keşke sahnede şiir okuyan adam değil de seyircilerin arasında oturanlardan birisi olsaydım. Çok güzel söylüyor. Ona bir daha şöyle güçlü bir alkış isterim. Bir moral alkışı. Biterken de teşekkür alkışı olacak. Tabii bir de burada güzel bir orkestra var. Onlara da bir alkış alalım işin başında. Teşekkür ediyoruz. Şu anda ne yaptığımı merak ediyorsunuz. İkinci şiire geçmeden zaman kazanıyorum. Niye? Yatsı ezanının okunmasına 3 dakika var. Şimdi ben başlasam şiirin bir yerinde ezan başlayacak, ben susacağım. Ben zaten ezanı bekleyen adam olmaya alıştım. Değil mi? Ramazanlarda. Hatta Türkiye'nin ezanı kendisiyle beklediği adam olmaya alıştım. Kimler seyretti bizi geçen Ramazan? Bir elleri göreyim. Geri kalanlar, Nihat Hoca'yı mı seyrettiniz? Olur, o da caiz, o da bizim hocamız. Öyle sadece bizi seyredin, aman başkasına bakmayın, o bize yakışmaz. Bizim reklam aralarında da öbür hocaları seyredin. Caizdir. Yahu dile kolay, 6 sene Topkapı Sarayı'nda iftar programı sunmuşum. 180 gün o sarayda benim kadar yaşamayan Osmanlı padişahları var. En son sene, inanır mısınız, Topkapı Sarayı'na mektup geliyordu. Adamcağız mektubu yazmış, zarfın üstüne de yazmış şimdi. Serdar Tuncer, Topkapı Sarayı, İstanbul. Mektup geldi. Bu büyük bir bahtiyarlık. Şimdi orada nasıl ezanı bekliyorduysak beraberce, burada da ezanı bekliyoruz. Ezan-ı Muhammedi'yi okunsun, ondan sonra inşallah sizin için seçtiğimiz çok güzel şiirler var, çok güzel türküler var. Onlarla güzel, muhabbet dolu bir, serin bir Tokat akşamını birlikte yaşayacağız inşallah. İftar gibi oldu bu da. Diyor ki son 30 saniye abi diyor. Bekleyelim. Acaba müezzinler de mi seyircinin içinde? Ezan sesi gelmiyor.
Allah kabul etsin, Aziz Tokat.
Aziz Allah, Cenab-ı Hak şu güzel vakitte o duayı edelim. İnşallah kıyamete kadar bu topraklardan ezan-ı Muhammedi'nin sesini, al sancağın gölgesini eksik etmesin. Amin. Yazımız odur. Abdurrahim Karakoç'un bir şiiriyle devam edelim. Abdurrahim Hoca'yı kimler tanır? Eyvallah. Mihriban türküsünü kimler bilir? Bak, onu herkes bilir. Şairi tanımayanlar da şiiri bilirler. Abdurrahim Hoca, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, çok güzel, yağız, mert, dobra, net bir Anadolu insanıydı. Şimdi Mihriban Musa Eroğlu besteledi. Türkü dile düştü. Ama bu şiir kime yazıldı, niye yazıldı hiç kimse bilmiyor. Bir gün, bir Ramazan günüydü Ankara'da. Sahur programından çıktık. Abdurrahim Hoca'ya dedim ki eve ben bırakayım hocam sizi. Olur dedi. Bak, aşıklar iyi dinlesin. Ya da hayatında en az bir defa aşık olmuş olanlar iyi dinlesin. Olur dedi. Yolda giderken hoca terstir. Soru sorulmaz ama baktım Ramazan günü Halim Selim oturuyor. Hocam bu Mihriban dedim. Neyin nesi? Siz bu şiiri kime yazdınız? Bu şiirin hikayesine. Hoca baktı dedi ki, vallahi hiç uğraşma dedi. Kimseye demedim, sana da demem. Ama dedi şu kadarını bil yeter. 50 sene oldu dedi. Gençtik, aşık olduk. Birbirimizi çok sevdik. Nasip değilmiş olmadı. Şimdi hayatta mı değil mi, ne yapar ne eder bilmem dedi. Ama gençliğimizde dedi, o başka bir şehirde yaşıyordu, ben başka bir şehirde yaşıyordum. O bana mektuplar yazıp gönderiyordu. Ben ona mektup yazmadım hiç. Elin kızının evine mektup mu gönderilir? Ayıptır dedi. Onun yaşadığı şehirde bir gazete çıkardı. Ben o gazeteye şiirler yazar gönderirdim. Herkes onları şiir diye okurdu ama aslında o şiirlerin her biri Mihriban'a birer mektuptur. En son dedi böyle bir şiir yazdım gönderdim zaten öyle bitti dedi. Ne yazdın hocam dedim en son. Unut diye bir şiir yazdım dedi bir mektup geldi. Unut diyorsun da nasıl unutacağım? Bu kadar seviyoruz birbirimizi kolay mı? Ben de dedi gazeteye bir şiir yazdım gönderdim. Hangi şiir hocam dedim. Okudu şiiri. Baktım hoca ağlıyor. Aradan 50 sene geçmiş. O son şiiri ağlayarak okudu. Bakın Mihriban'a giden son şiir şuymuş. Unutmak kolay mı? Deme. Unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur pek çok sebep. Unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihriban'ım. Yıllar sinene yaslanır. Hatıralarım paslanır. O deli gönlün uslanır. Unutursun Mihriban'ım. Gün geçer, azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler biter yeni de. Beni değil, sen, seni de unutursun. Unutursun Mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım. Çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor verleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor Mihriban. Ya deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Günler, aylar, yıllar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama.
aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülü, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülü, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemediğim çözülmüyor mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme sezilmiyor mihriban.
aklıma düştü gözlerin. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın. Olmazdın bunca, olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın ya. Ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda. Seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda. Hasreti çektim ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş. Her seven boyun eğmiş. Gözden yaş dökmekte neymiş. Gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda. Gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince için ben sen oldum. Bittin için yanağına değmek için gözümden aktım. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Eğer dost elinde mola çaresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım. Eğer dost elinde mola ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinde mola çaresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derde derman efendim.
sensin yüzüm sana dönerim. Mihrabımdı başlarını arası. Efendim efendim benim efendim. Dublem sensin yüzüm sana dönerim. Mihrabımdır başlarının arası. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime de efendim. Zannediyorum değil hakikaten ilk defa dün Twitter'da paylaştım, Instagram'da paylaştım, stüdyoya girip okuduk ama seyirci karşısında ilk defa bir şiiri okumak nasip olacak Tokat'ta. Bu şiir benim için enteresan bir şiir, bir hikayesi var, onu anlatıp sizden de bir yardım isteyeceğim sonra. Cahit Zarifoğlu derdi ki, Cahit abi, kuşlar bile kaderle uçar. Her şeyin bir kaderi var. Kader enteresan. Necip Fazıl'ı hatırlayın. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı, elindeyse beyazdan gel de sıyır beyaz. Rahmetli Safer Efendi Hazretleri dermiş ki, sözün de kaderi vardır. Bundan 13 sene evvel İstanbul'da bir büyüğümün yanında oturuyorum. Bana dedi ki, oğlum bir şiir oku. Kurbanımı okudum. Başka yeni bir şiir yok mu dedi. Yok efendim dedim. Ama emrederseniz yazarım. Yaz dedi. Ne yazayım dedim. Beni yaz dedi. Şakayla karışık. Eve gittim, gece sabaha kadar bu şiiri yazdım. Ertesi gün geldim. Kendisine okudum. Şiiri duyunca mahcup oldu. Çünkü şiirde ismi geçiyor. Mahcup oldu. O mahcubiyetle ben de şiiri kaldırdım bir kenara. Unuttum sonra böyle bir şiir olduğunu. Aradan 13 sene geçti. O sevdiğim büyüğümün babası vefat etti. Cenazede taziyedeyiz. Mehmet Zeyd Yıldız kardeşim geldi, dedi ki, abi şu şiiri hatırlıyor musun? Şiire bir baktı, ben böyle bir şiir yazmıştım. Dedim ki, zamanıdır. Şiiri aldım hemen Zeyd'den. Dün okuduk. Bugün de ilk defa seyirci karşısında size okuyacağım. Recai de peşinden çok güzel bir türkü söyleyecek. Ama sizden bir ricam var. Hani yapıyorlar ya böyle stadyumlarda falan. Hoşuma gidiyor benim. Cep telefonlarının ışıklarını yakıyorlar böyle. Herkes bir yaksın. Bilal de şiirin son kısmını gelsin buradan çeksin. Şu görüntüyü şiirin muhatabına göndereceğim. Diyeceğim bak, Tokat'ta vaziyet buydu. Şiir böyle dinlendi diyeceğim. Hava atacağım. Bana yardımcı olun. Yansın bütün ışıklar be. Evet, ver abi. Sakıya himmet kıl kadehlerine, aşkın şarabını koy aşıklar. Dert bir kez geçince derman yerine, kâr etmez haline çay aşıklar. Belayı tatmışlar bir bakışından, ta eleste çıkmış o kılı çıkından, dünyaya gelirken ağlayışından, anla meramını oy aşıklar. Nefektü sırrından bir işaret ver, küntü kenze gözlerinden yol gider. Nazarın ok olur o demde gözler, canına kasteden yay aşıklar. Senin adın olmuş zikri evradı, kalmamış rızandan başka muradı.
bilmez kölelikte bulduğu tadı. Sultan, a, paşa, bey, aşıkların. Elinden bir yudum badeyi içen müptelan oluyor, sen diyor, hep sen. İzinin dibinden uzakta geçen gününü bir asra say aşıkların. Uzak dursa olmaz, yaklaşsa olmaz, hiç dolmasa olmaz, az taşsa olmaz, çöle düşse olmaz, dağ aşsa olmaz, her şeyi bir garip şey aşıkların. Matlup sensin, talep sensin, talipsen, oyun senin, her durumda galipsen, gülümsersin, bizi bizden alıp sen, acırım haline vay aşıklar. Gülüşünde saklı elvedut şanı, bir şan ki zapt etmiş iki cihanı, sen bir gül yeter ki vallahi canı yanmaz derisini soy aşıkların. Sevgilinin sevdiğine sevgili olmadan bilinmez sevginin dili. Belki bu sebepten aşkın menzili nefes aldıkları köy aşıkların. Her şeyi var eden birin hatırına, alemlere rahmet erin hatırına, bakiye kul olan yarin hatırına, duy bu feryadı, duy aşıklar. Kül eder bu feryat can ile teni, sussam da duyarsın gerçi sen beni. Kimi senden ister, kimi de seni. Saki bizim olsun mey aşıklar. Kevser mağında saki olan yar bir bardak dem ikram etmez mi ola? Sıratın yolunu iyi bilen yar benim de elimden tutmaz mı ola? Sıratın yolunu iyi bilen yar benim de elimden tutmaz mı? Aman medet duy ses mi dardayı, sorma hallar mı gayet zordayım, cehennemden daha beter hardayım. Yanarım yandım yetmez mi? Aman medet duy ses mi dardayım, sorma hallar mı gayet zordayım, cehennemde daha beter hardayım. Sarayımı yaktı, alırdı
can mı har mı ateş çevirdi, vücut saray mı yaktı kaldı, yaptım mamur ettim geri devirdi, viranemde bülbül ötmez. Aman medet duy sesimi, dardayım sorma hallar mı gayet zordayım, cehennemden daha beter hardayım, yanarım yandım yetmez. Eyvallah. Size de teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim. Biz de tempoyu yükseltelim, hani kalkıp oynayacağız manasına gelmiyor. Şiirlerin biraz temposunu yükselt. Gerçi tempoyu yükseltecek adamlar da var burada. Yok değil. Mehmet'im. Ya bir kuble bir şey okusana mı ya? Mehmet. Bak. Bizim bütün orkestra böyle kabiliyetli. Mehmet parça bir şey söylesin bakayım. Tempo yükselmesi deyince böyle anlayanların da gönlünü yapmış olalım. Yap abi. İp attım ucu kaldı da darasta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da yürekte acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da yürekte acı kaldı. Ankara'nın bağlarda bir... Bak. Hani aranızda böyle. İki de... Az daha devam etse ayağa kalkıp iki dönelim falan diyecek olanlar var. Tempo falan, Allah Allah. E olur, o da lazım. Devam etsin mi Mehmet? Sizi gebertirim. E tabi o da lazım. Çayımız yok mu? Ya herkese benden çay. Hani o zordur da en azından bana bir çay. Değil mi? Ben içince dostlar da içmiş gibi olurlar. Bir Osmanlı padişahının güzel bir şiiri var sırada, onu okuyacağım. Bir Osmanlı padişahının şiirini okuyacağım diyorsam kiminden bir şiir okuyacak olabilirim? Hangi şairler var? Kanuni olabilir değil mi? Büyük şair, 4500 gazel yazmış. Başka kim olabilir? Fatih Sultan Mehmet olabilir. Başka? Yavuz Sultan Selim Han olur. Ben Yavuz'dan bir şiir okuyacağım size. Yavuz Sultan Selim Han'ın... Gerçi şunu da söyleyelim. Bakın 36 Osmanlı padişahı var. 33'ü şair. Dünyada böyle bir devlet daha yok. 36 padişahın 33'ü şair. 3'ü çok büyük. En zirvede Kanuni var. Onun hemen altında Fatih ve Yavuz. Ecdat enteresan. Öyle o ülkeler öyle kolayla kılıçla atla filan fethedilmiyor. Bir el kılıcı tutmuş. Öbür el kalemi tutmuş. Bir el oku çekmiş. Öbür el tesbihi çekmiş. İşte hepsi bir araya gelince ortaya Osmanlı çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Han enteresan bir zat. 8 sene tahtta kalmış. Babası vefat ettiği vakit Türkiye'nin yüz ölçümü ne kadar biliyor musunuz? Bayezid-i Veli vefat ettiğinde yüz ölçümü. Görseniz ülke demezsiniz ya. Küçücük bir yer. 2,5 milyon kilometre kare. Şimdi ne kadar? 780 bin kilometre kare. Ne diyoruz? Edirne'den Kars'a kadar büyük vatan coğrafyası. Ama benim gönlüm Bayezid-i Veli'nin zamanındaki ülkeyi beğenmiyor. 2,5 milyon kilometre kare diyor. Biz burada meşrebimiz Abdurrahim Karakoç gibidir. Karakoç derdi ki, bunu söylemeden önce bir şey söyleyeyim. Şimdi bu alanlarda mitingler falan da yapılıyor ya.
Siyasetçiler bizi alıştırdı. Alkış almak istedikleri zaman bağırıyorlar, değil mi? Mesela en arkada iki tane abla çekirdek çitliyor adam konuşurken sahnede. Ablanın biri öbürüne diyor ki alkışlayalım gı. Ne oldu diyor, ne söyledi? Ya mühim bir şey olmasa adam bağırır mı diyor. Bağırıyor, alkışlayalım. Şimdi biz de çıkıp da böyle kıymetli sözleri falan da düşük tonla ifade edince seyirci diyor ki önemli bir şey olsaydı bağırırdı diyor. Demek ki önemli bir şey değil. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim ve bağıracağım. Abdurrahim Karakoç gibi bizim meşrebimiz, bizim ülkemizin sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmez. Çünkü biz şunu biliyoruz, Lozan devletlere sınır çizer, kalplere değil. Abdurrahim Hoca diyordu ki onun için, ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Şu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Ama öyle. Ya sizin de gönlünüzden geçmiyor. Bak bir de bir tokat akşamında beraber bir dua edelim. Çok şey istemiyoruz. Cenab-ı Hak en azından Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye ve Kudüs-ü Şerif'e bu necip millete pasaportsuz gitmeyi nasip etsin. Amin. Bu kadar ya. Çok mu şey istiyoruz sanki? Vaktiyle olmuşken ol. Şiir, Yavuz'un şiiri dedik. Yavuz Sultan Selim Han 8 sene tahta kalmış. Vefat ettiğinde ülkenin yüz ölçümü 6,5 milyon kilometrekare. Yavuz 8 sene daha tahta kalsaydı derler, dünyada iman etmedik insan kalmayacaktı. Yavuz Sultan Selim Han vefat edince Avrupalılar çok sevinmiş. Oh demişler, kurtulduk. Yerine de toy bir şehzadeyi bıraktı. Toy şehzadeye 46 sene sonra diyecekler ki muhteşem Süleyman. Yavuz'un oğlu Kanuni vefat ettiğinde ülkenizin yüz ölçümü 16,5 milyon kilometrekare. 16,5. Bakın bu şu demek, daha net anlaşılsın. Kanuni zamanında uçak olsaydı 64 ülkeye iç hatlar olarak uçacaktık. Böyle bir ecdadın torunuyca. Allah bizi de onlara layık etsin biraz. Azıcık bizi de onlara benzetsin. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır diyor ya, öyledir. Yavuz'un bir seferde yazdığı rivayet edilen bir şiiri var. Onu okuyayım. Peşinden türkü dinlemeyelim Recai. Ya dinleyelim ya. Ayarladık dinleyelim. Çay gelir o arada da. Yavuz Sultan Selim Han diyor ki. Merdumi dideme bilmem. Ne füsun etti felek. Girye mi kıldı füzun. Eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrimde olurken lerzan. Beni bir gözler ahuya zebun etti felek. Mehabbet şahının bir bendeyi fermanıyız cana. Yedayı kuyu aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadı figan isek. Fena gülzarının bir bülbülin alanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden. Lebün esrarının biz valihi hayranıyız cana. İcedemden mukimi vadi derdu gamu aşkus. Ser-i kuyu vefanun sanma ki mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfinidu şiiri kelam ile. Zamanun himmetünle hüsrevi devranıyız cana. Dur girme. Bir şey soracağım. Normalde şiir bitince alkışlıyordunuz. Niye alkışlanmadı? Bir daha yok yok. Alkış için söylemedim. Bak bir şeye dikkat çekmek için söyledim. Şiirin ne dediği anlaşılmayınca nerede bittiği de belli olmuyor değil mi? Tabii. Peki biz Yavuz dedemizin 5 asır önce yazdığı şiiri bugün niye anlamıyoruz? Türk olduğumuz için anlamıyoruz. Bak içinize, kalbinize bir yara olsun diye bir şey söyleyeyim. Çinliler, bir Çinli 1200 yıl evvel yazılmış Çince'yi okuyunca anlıyor. Bir Japon 900 sene öncenin Japoncasını okuyunca anlıyor. İngiliz, Fransız, Alman 400 sene önceki dillerini okuyunca anlıyor. Biz, bırak
100 seneyi anlayamıyoruz. 50 sene önceki Türkçeyi anlayamıyoruz. Bu değişecek ama inşallah. Nasıl değişecek biliyor musunuz? Bakın bu küçük kardeşlerim var burada. Biz onların yaşındayken hiç kimse şehir meydanında bize Yavuz Sultan Selim şiiri okumadı. Onlar o şiirleri dinleyerek büyüyorlar. Başka olacak. Biz küçükken Himen'i seyrediyorduk, elimize tahta kılıç alıyorduk, gölgelerin gücü adına diye bağırıyorduk. Benim yeğenim var İsmail Hamza, Diriliş Ertuğrul ilk başladığında 6 yaşındaydı. Kız kardeşim diyor ki abi bir gün girdim odaya, gece çocuk ağlıyor bir taraftan da feryat ediyor diyor. Bir şey görüyor, kabus görüyor. Baktım ne diyor diye bir şey söylüyor, yaklaştım ki böyle yapıyormuş. Haymana, kılıcımı getir haymana. Şimdi bak rüyasında haymana kılıcımı getir diye ağlayan bu çocuklar var ya, onlar dünyayı güzelleştirecekler. Türkiye yüzyılı olacaksa onlarla olacak evvelallah. Necip Fazıl'ın dediği gibi diyelim, ektik ektik yetişecek, çoğu gitti azı kaldı. Bütün yollar bitişecek, çoğu gitti azı kaldı. Bir gün anlaşılır şiir, çoğu gitti azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir, çoğu gitti azı kaldı. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bak canım gülü derilmez, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle gider yaroy. Ol gizli gizli,
Eyvallah. Gönlüne sağlık Recai'cim. Yalnız çocuklar kıskanırım bak. Tamam sizin belediye başkanınız benim de dostum filan ama ben varken başkanla fotoğraf çektirmeyin. Başkanım hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Yusuf Bey hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Belediye başkanımıza ve AK Parti Anayasa Komisyon Başkanı Sayın Yusuf Bayazıt'a bir hoş geldin diyelim mi alkışlarla? Eyvallah. Ben endişe etmiştim koşturmaktan şiire vakit bulamayacaksınız diye ama yetiştiniz. Eyvallah. Safa getirdiniz. Necip Fazıl Kısaküre'nin üstadın bir güzel şiiri var. Onu bu akşam Tokat'ta okumazsak olmaz. Onunla devam edelim. Demin söylediğim mevzularla da çok irtibatlı. Bakın şu cümleyi asla unutmayın. Laf olsun diye söylemedim. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde uçak icat edilmiş olsaydı bu Necip millet 64 ülkeye iç hatlar olarak uçacaktı. Siz böyle bir mirasın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bunu böyle yürüyüşümüz değişsin, hava atalım diye anlatmıyorum. Tam tersi omzumuzdaki yükün farkına varalım diye ifade ediyorum. Şimdi o yükün farkına varacağımız zaman Necip Fazıl bize bir şiirle, el feneriyle yol gösteriyor. O şiiri okuyacağım. Tek tek üstadın kalbinize emanet ettiği bir şiirdir. Size yazılmış bir şiirdir. İlk defa duyuyormuş gibi dinlemenizi istirham ederim. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda kan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benim sağlığın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? Bu dava o, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanar? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne kün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Olur mu deli rüzgar o sadayı Allah bil? Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşti, sizi kim diriltecek? Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl.
Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunda. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Alın teri, kopmadan birinden biri, ileri her gün ileri, bayrağı elden bırakma, duayı dilden bırakma, aşkı gönülden bırakma, bayrağı elden bırakma, duayı dilden bırakma, aşkı gönülden bırakma. Temmuz sürurluğuyla, nurlan İslam'ın nuruyla, birlik olmak şuuruyla, bayrağı den bırakma, duayı dilden bırakma, aşkı gönülden bırakma, bayrağı elden bırakma, duayı dilden bırakma, aşkı gönülden bırakma. Bayrağı elden bırakma, duayı dilden bırakma, aşkı gönülden bırakma. Eyvallah. Tokat bayrağı elden bırakmaz, öyle değil mi? Zile de bırakmaz. Bir şey soracağım gelmişken, niye zileliler ayrı bir cumhuriyetmiş gibi? Var mı aramızda zileli? Ben böyle tanıdıklarım var, nerelisin diyorum, Zileliyim diyor. Ve bunlardan Tokatlıyımı duyamıyorum hiç. Allah Allah. Son bir şiirle bitireceğiz. Hava da serince, 1,5 saate yaklaştı. Ama şu son şiiri ben yalnız okuyamıyorum. Birlikte okuyacağız. Hatta şöyle bir
özelliği var bu son şiirin. Eğer aminler istediğimiz gibi gelmezse okumuyoruz bile. Yani Allah'a ısmarladık deyip bitiriyoruz. İki mısrada bir siz amin diyeceksiniz. Ben denize şiir okuyacağım. Bir prova yapalım mı? Önce bakalım yapabiliyor muyuz? Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Tamam, Allah'a emanet olun. Bu kadar mı? Bir daha. Yani öyle bir amin arıyorum ki mesela şuradan caddeden bir geçen olsa amin deyişinizi duyunca diyecek yani parkta Tokat İslam Cumhuriyeti kurulmuş falan. Onu hissedeceğiz. Bir daha. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Çok güzel. Bak bu amin Tokat'a yeter. Ama ben böyle Üsküp'ten duyulacak bir amin arıyorum. Yani Tokat bir amin diyecek. Üsküp bağrı sızlayarak biri beni yad ediyor diye hatırlayacak. Bunu da yapabilir miyiz? Ya mesela Üsküp'te benim bir Nerman amcam var. Oraya program çekmeye gittik. Çarşıda yanıma geldi güzel bir evladı Fatihan. Yaklaştı dedi ki sen o mısın? Sen o musun diye sor. Oyum dedim. Bir resim çıkalım be dedi. Beraber resim çektirdik. Nerman amcaya dedim ki Nerman amca nasılsın? Şimdi önce şunu açıklayayım. Burada birimize nasılsın diye sorsak biz birbirimize bu şu demek. Halin nasıl? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Çoluk çocuk ev Üsküp de öyle değil. Bakın Üsküp Erzurum'dan 200 sene önce fethettiğimiz toprak. Ama bırakıp gelmişiz. Osmanlı'nın güneydoğusundan alacaklıyız. Rumeli'ye borçluyuz. Osmanlı torunları olarak. Onlar bize şöyle diyorlar. Bizi cavıra bırakıp gittiniz. Bırakıp gelmek zorunda kalmışız. Kader öyle tecelli etmiş. Biz geldikten sonra da orada kalanlar çok zulüm çekmişler. Bir görseniz böyle. Üsküp'ün meydanında Osmanlı yapısı bir köprü gözükmesin diye 40 tane heykel dikmişler. Niye? Fotoğraf çeken Osmanlı'dan kalan eseri görmesin diye. Dağların tepesine haç dikiyorlar. Gökdelen kadar haçlar var. Niye? Oradaki Müslüman Türk yürürken o haça baksın da buraların kendisinin olmadığını anlasın artık diye. Unutturmak için kimliğini. Aliye İzzet Begoviç çok güzel bir şey söylüyordu rahmetli Aliye. Onu görünce demiş ki o haçı ne kadar yukarı dikerseniz dikin başınızı göğe kaldırınca hilali göreceksiniz. Görürler. Ama şimdi Nerman amca böyle bir Nerman amca. Nasılsın derken ona sorduğum bu. Cevap olarak ne dedi biliyor musun? 15 senedir rahatız dedi. Türkiye güçlü, biz güçlü. Bakın, Türkiye'nin güçlü olması Üsküp'teki Nerman amca. Nerman amca duysun bu amini bir daha. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Şahanesin Tokat. Nerman amca bu amini duyar ama Saniye teyze duymaz. Saniye teyze kim? Kosova Savaşı'nda Sultan Murat Han şehit olunca iç organlarını oraya tahnit etmişler. Mübarek naaşını da Bursa Çekirge'ye getirip defnetmişler. Naaşın olduğu yere bir türbe yapmışız. Mezbelelikti oralar. Tikamız, Allah razı olsun, tikamız restore etti, şahane oldu. Orada program çekiyorum. Sultan Murat Han'ı anlatıyorum. İhtiyar bir teyze. Gelip geçiyor, oraları süpürüyor, siliyor filan. Baktı ki ben Sultan Murat'tan bahsediyorum. Geçti dinlemeye başladı kameranın karşısında. Ağladı. Beni de ağlattı. Program bitince tanıştık. Saniye teyze, soyadı Türbedar. 86 yaşında Buharalı bir anne. 500 senedir onun ailesi Sultan Murat Han'ın türbedarlığını yapıyor. Nöbetini tutuyor. Saniye teyzeden ayrılırken dedim ki, ana bize dua et. Ne dedi biliyor musunuz? Oğlum ben hep size dua ederim. Benim 3 tane duam var. Derim ki Allah'ım imanı koru, Allah'ım Kur'an'ı koru, Allah'ım Türkiye'yi koru. Saniye teyze duysun amininizi. Hani biz 85 milyonduk? Hani 780 bin kilometre kareydi? Nerman amcayı ne yapacağız? Saniye teyzeyi nereye koyacağız? Duyuralım Saniye teyzeye. Bismillah. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Saniye teyze duydu bunu. Ama Kahire'de 90'lı yaşlarda bir bey amca var. Süpermarket sahibi. Kasada oturur. O da duysun.
Niye duysun? Benim arkadaşlarım İmam Hatip'i bitirdiler, Ezher Üniversitesi'ni okumaya gittiler. Abi diyor, evi yerleştirdik, acıktık, markete gittik, alışveriş yaptık, kasaya geldik, ödeyeceğiz. İşte bu amini duyurmak istediğimiz amca kasada oturuyor. Bizimkilere bakmış şöyle bir, Türkiye'den geldiklerini anlamış. Evladım biraz bekleyin demiş. Şimdi çıkamazsınız, ödeyemezsiniz. Şaşırdık diyor, garibiz, bir şey de diyemedik. Elimizde poşetler, bir köşede bekliyoruz. Fakat bizden sonra kim geldiyse alışverişini yapıyor, ödüyor, gidiyor. Alışverişini yapıyor, ödüyor, gidiyor. Bizi 15 dakika bekletti diyor, böyle bekliyoruz. Biraz sonra çağırmış onları, demiş ki gelin bakayım. Beklemek zor değil mi yavrum demiş. Zor amca dedik diyor. Evladım biz 100 senedir sizi bekliyoruz dedi diyor. Anlayın istedim beklemek nasıl bir şey. O amca da duysun aminim. Hadi bismillah. Biz kısık sesleriz minareleri. Sen ezansız bırakma Allah'ım. Kahire'ye de vardı Tokat'ın amini. Ama Kudüs'te bir çocuk var. Kudüs'te bir çocuk. Ben böyle anlattım bir programda. Ankara'da bir kardeşim yanıma geldi programdan sonra. Abi dedi, 2018 senesinde Kudüs'e gittim. Filistinli bir aile beni evinde misafir etti diyor. Ailenin bir çocuğu var 10-11 yaşlarında. Yemek yiyoruz diyor, çocuk yemiyor. Geliyor böyle beni seyrediyor. Çay içiyoruz, beni seyrediyor falan. Babası rahatsız olduğunu düşünerek demiş ki ya kusura bakmayın, bizim çocuk Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyor. İlk defa bu kadar yakından Türk görüyor. Türk nasıl bir şeydir diye bakıyor demiş. Rahatsız olmayın. Estağfurullah abi dedim diyor. Niye rahatsız olacağım? Sonra döndü bana bir şey anlattı. Dedi ki bu çocuk 15 Temmuz gecesi, yani düşünün o zaman o çocuk 8'li yaşlarda. Annesiyle ben televizyon seyrediyoruz, haberleri seyrediyoruz diyor. Bir yandan Türkiye'ye dua ediyoruz, bir yandan ağlıyoruz. Oğlan da bizimle beraber seyrediyor, ağlıyor, dua ediyor. Gece diyor, Sayın Cumhurbaşkanı halkı sokağa davet etti. Sabaha karşı biz baktık diyor, Türkiye kurtuldu dedik, rahat ettik. Oğlum biz yatıyoruz dedik, kalk gittik diyor. O oturuyor televizyonun başında. Sen de uyu dedik. Sabah uyandık ki diyor, çocuk uyumamış. Gözleri kan çanağı ağlamaktan, elinde kumanda, dudağını ısırıyor. Yavrum demiş, bak Cumhurbaşkanı Türkleri sokağa çağırdı. Türkiye kurtuldu. Sen niye üzülüyorsun bu kadar? O 8 yaşındaki Filistinli çocuğun cümlesi şu. Babasına diyor ki, babacığım ben de biliyorum diyor. Ama Tayyip Erdoğan Türkleri sokağa çağırdı. Ya ümmeti sokağa çağırır da bizim haberimiz olmazsa ben onun için oturuyorum demiş. O çocuk da duysun amininizi. O kadar çok ki o amini. Endonezya dağlarında bir çoban var. Onun duyması lazım. Ya yeryüzünde nerede bir mazlum var? Tokat'ın bu akşam diyeceği amini sinesinde duysun. Gönül coğrafyasında nerede bir yaralı gönül var? Tokat'ın amini onların yaralarına bu gece merhem olsun. Hadi bismillah. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım.
yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey, mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Derneğim, halayım, barım, toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye. Hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye. Hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye. Hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bu aminler ve bu Türkiye'm inşallah Türkiye yüzyılının Tokat'taki Bismillah'ı olsun. Sevgili Recai'ye kuvvetli bir alkış, orkestramıza teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerle bizleri buluşturan Tokat Belediye'mize, bu sistemi kuran, uğraşan, ses sistemi, çayı getirmeyen, emek veren kim varsa hepsine birden alkışla bir Allah razı olsun deyip teşekkür ediyoruz. Tabii ben teşekkürümü ediyorum. Allah'a ısmarladık diyeceğim ama başkanım burada. Başkanım çiçek, plaket falan bir şey verecek misiniz? Abi buyurun. Sayın vekilim. Buyurun efendim. Az önce tepside gelen çay gibi bir sözle geleyim. Söz vardır, dilde yeksan olur. Söz vardır, dilde destan olur. Bu milletin şairleri niye mutlu biliyor musunuz? Sözü dilde destan eden bu ülkenin Serdar Tuncerleri var. O yüzden mutlu. Allah razı olsun diyelim. Bir de millete hizmetkar olma noktasında siyasette destan yazanlar var. İşte Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt, işte Tokat Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliğini, milletine hizmetkar olma sevdasını Tokatlı hemşerilerimize yaşatan değerli siyasetçilerimiz, ilk olarak Sayın Başkanımıza mikrofonu takdim ediyorum tüm Tokatlılar adına. Serdar hocama çok teşekkür ediyorum.
kalbinin derinliklerinden sizin kalbinizin derinliklerine bir akış yaptı. Şiirlerle, örneklerle, sözlerle herhalde şu göz pınarlarımız bence doldu. Gerçekten dediği gibi biz sadece Türkiye'den ibaret değiliz. Çünkü tarihimiz bize bunu yüklemiş. Sorumluluğumuz çok çok fazla. Onun için de bu sorumluluğun farkında olan başta evlatlar yetiştirmemiz lazım. Buna göre bence bir tefekkür etmek suretiyle Türkiye'mizin Türkiye'den ibaret olmadığını ve daha büyük başarılara hep beraberce ulaşmamız gerektiğini bir defa bilmemiz lazım. Hamdolsun son 21 yılda Türkiye destan yazıyor. Türkiye'miz bugün sadece bizim değil, herkesin umudu. Rabbimden dilerim ki bu millet çıktığı bu yolda artık bu şahlanışını önümüzdeki belki yıllarda çok daha büyüterek devam edecek. Ve biz hem dünyamıza, hem Türkiye'mize, hem bütün gönül coğrafyamıza daha çok güzel işler yapacağız. O işleri de yapacak olanlar da burada sizlersiniz. Biraz önce Viyana'dan bir kardeşim geldi, o söyledi. İyi ki geldik dedi. İnşallah Viyana'yı da fethedeceğiz. Viyana fetholacak inşallah. Ben bu duygu düşüncelerle bir kez daha hepinize hayırlı akşamlar dilerken Serdar Tüncer beyefendiye de geldiği için, bu güzel geceyi yaşattığı için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve buradan mikrofonu değerli başkanımıza, Anayasa Komisyonu Başkanıma buradan takdim ediyorum. Öncelikle hanımefendiler ve efendiler hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kenarın dilberi nazik olsa da nazenin olmazmış. Gerçekten bugün nazenin bir sanatçımızı, bir dava ve şiir adamlarımızı burada misafir ettik, sizlerle buluşturduk. Onun için ben Tokat Belediye'mize, belediye başkanımıza, genç belediye başkanımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı ifade ediyorum. Ve şiirin, sözün üstadını dinlediniz. O yüreğinden kopup gelen Anadolu medeniyetini gelecek tasavvuruyla buluşturan büyük bir dava misyonunun hem Bosna'dan hem Filistin'den hem dünyanın ötesinden örnekler vererek amin dedirtmesi son derece muhteşemdi. Çünkü bazen sözü uzatmak gerekebilir belki ama diyor ki şair, lebzikir de gönül fikri cihanda, mütereddit kaldı supi mercan ortada. Onun için ben şimdi ortada kaldım. Onların yanında gerçekten bizim açımızdan üstadım çok kıymetlimizdir. Çok özel ve çok has bir insandır. O yüreğinin getirdiği yerde, yüreğinin soluğuyla beraber bir gelecek tasavvurunun hayaliyle bunu değerlendirir. Dava adamı olmak çok önemlidir. Bu topraklar, bu medeniyet, bu ülke, bu Tokat bir medeniyetin sembolü olan şehirlerdendir. Bizler bir misyon insanıyız. Bizler bir dava insanıyız. Çıktığımız bu yolda biz bayrak diyerek, devlet diyerek, millet diyerek, vatan diyerek aşkımızı, irfanımızı biz tüm kemaliyetimizle, tüm edebimizle gelecek kuşaklara götürmemiz gerekiyor. Onun için siz anneleri, siz babaları, çocuklarımızı, yavrularımızı buraya getirerek bu akşamı doldurduğunuz için, burada bu saatlerde beklediğiniz için ben hiç büyük küçük ayırt etmeden hepinizin ellerinden öpüyorum. Ben sizi kendinizi alkışlamaya davet ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt Beyefendi'ye ve değerli belediye başkanımız Eyüp Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bu gece yüreğimizde, gönlümüzde derin ama çok derin izler bırakan, çok derin duygulara bizleri terk eden sevgili Serdar Tuncer'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Tokat her zaman böylesine güzel, yürekli olmaya devam edecek. Türkiye yüzyılının model şehri olmaya devam edecek. İşte siyasetin ustaları, en büyük Tokat'ın hizmetkarları ve sözün ustasıyla bu geceyi bitiriyoruz. Allah'a ısmarladık Tokat. Yarın gece görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle ve muhabbetle kalın. Rabbim yolunuzu, gecenizi aydın eylesin.